Profesyonel olmayan, kendini hekim sayan kişilerin tedavi edebileceği bir hastalık değil. Eczanelerde tedavi edilebilecek bir hastalık kesinlikle değil. Evet. Alternatif tıpla, mezoterapiyle, yok ozon tedavisiyle, yok akupunkturla tedavi edilebilen bir hastalık değil. Objektif, müsbet tıpla tedavi edilen bir hastalık. Evet. Etiyopatogenezini biliyoruz. Etiyopatogenez teorileri üretiyoruz. O etiyopatogenez teorilerine karşı da kullandığımız elimizde ilaçlarımız var, silahlarımız var. Bu noktanın üzerine özellikle vurgulamak gerekiyor. Gerçekten Erkan Bey çok önemli. Hastalar yanlış yönlendiriliyorlar, yanlış yerlere gidiyorlar ve uygun olmayan tedavilerle problemleri giderek büyüyor ve daha sonra hekime geliyorlar. Hekim de belli bir noktadan sonra sıkıntıya düşüyor hastasını tedavi etmek. Tedavi edilemeyecek hale geliyor. Tedavi yani. Edilemeyecek hale gelen hastalarımız var. O zaman bir daha söyleyeyim. Sedef neyle iyileştirilmez? Efendim misafirimiz sedef hastalığını konuşuyor. 29 Ekim'e denk gelmişti. Kurban Bayramı sonrası, Cumhuriyet Bayramı günü kutlayanlar vardı. Kutlamayanlar, kutlamak isteyip de kutlayamayanlar, biber gazı yiyenler, polisle mücadele edenler filan falan derken güme gidiyordu ki biz cımbızladık. Bunu güme gitmekten kurtardık. Sedef hastalığını neler tedavi etmez? Bir daha söyleyin efendim. Tabii, Profesör Doktor Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Ali Gürer anlatıyor. Evet. Neler tedavi etmez? Bir kere halk ilaçlarıyla tedavi edilmez sedef hastalığı. Mezoterapiyle tedavi edilmez. Akupunkturla tedavi edilmez. Ozon tedavisiyle tedavi edilmez. Eczacılar sedef hastalığını asla tedavi edemez. Hastalarımız lütfen bu yöntemlere başvurmasınlar. Balıklı Göl diye bir göl var biliyorsunuz Sivas'ın Kangal kazasında. Balıklı Göl'de de sedef hastalığı tedavi edilmez. Oraya giden bir sürü hasta var. Gidip nispeten iyileşip geri dönenler de var. Ama bunun yanında çok daha kötü durumlara düşüp bütün vücudunda hastalığın yayılmasıyla hekimlere müracaat eden pek çok hasta var. Dolayısıyla bir yöntemin tedavi eder özelliğinin olabilmesi için her vakada iyi olması olumlu sonuç vermesi lazım. O kullanılan tedavi yönteminin sonuçlarının objektif olarak ispat edilmiş olması lazım. Biz müsbet tıp adamları olarak buna inanıyoruz, bunu kabul ediyoruz. Evet. Bu yolların peşinden gidiyoruz. Çok önemli bilinen ikinci bir yanlış var. İsterseniz ona değinmek isterim. O da sedef hastalığının bulaşıcı olabileceği ihtimali. Bu sedef hastalığının bulaşıcı olabilme ihtimali hastanın çevresindeki kişilerin sedef hastalığından uzaklaşmasına yol açıyor. Evet. Sedef hastalığından uzaklaştığı zaman hastalar kendilerini kötü hissediyorlar. Bir takım psikolojik problemlerle karşılaşıyorlar. Hastalar depresyona giriyor. Sedef hastalarında depresyon olasılığı da çok fazla. Evet. Çünkü hastanın getirdiği sıkıntı yanında bir de çevre tarafından dışlanma, özgüvende azalma, kendini kötü hissetme gibi faktörler. Daha sonra alkole yönelmeye yol açıyor. Hastalarda işte depresyon ortaya çıkıyor ve hastaların problemleri giderek daha fazla büyüyor ve bir takım kardiyovasküler hastalık riski depresif hastalarda daha fazla. Yine sonuçta kötü prognozda sonuçlanan bir takım hastalarımız da var. Halbuki bilinen, toplumda bilinen çok önemli bir gerçek sedef hastalığının yalnız ciltte olduğu, organizmayı ilgilendirmediği, halbuki sonuçta ölümle sonuçlanan pek çok vakada olduğunu bilinmesini bir, bulaşıcı istiyor. Değil. Evet, kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değil. Bu da yanlış biliniyor. Evet. Hastanın kendine özgü bir hastalık, sedef hastalığı. Aslında sedef hastalığı genetik yatkınlık hastalığı. Ailesinde sedef hastası olan kişilerin sedef hastalığına yakalanma oranı olmayan kişilere göre daha fazla. İnsanlar yaşamlarını bu şekilde normal şekilde sürdürebilirlerdi ama günün birinde araya bir faktör giriyor. Biz bu faktöre tetik faktörü diyoruz. Hastalarımız bu tetik faktörünü genellikle ani bir stres olarak tanımlarlar. Bunun yanında araya giren enfeksiyonlar, bazı mikrobiyal ajanlar, bazı ilaçlar da sedef hastalığını tetikliyor. Ve artık bundan sonra hastanın cildindeki o kızartılar, kepeklenmeler giderek yaygınlaşıyor. Saçlı deriyi, dizleri, dirsekleri, kuyruk sokumunu ve bütün deri bölgelerini tutarak hastanın problemlerinin büyümesine yol açıyor. Efendim sorular var. Bu sorular tabii çok önemli. Diyor ki bir seyircimiz, sedef hastalığının izini görmeden teşhisi mümkün mü?
nasıl teşhis edeceğiz? İlla deride belirtisi mi olmak zorunda? Evet, kesinlikle deri belirtisi olması gerekiyor. Deri belirtisi olmadan sedef hastalığını teşhis edemeyiz. Yalnız çok nadir durumlarda sedef hastalığı tırnaklarda da belirti yapabilir. Tırnak belirtileriyle kendini gösterebilir. Yine nadir durumlarda sedef hastalığı iltihaplı eklem romatizmasıyla da kendini gösterebilir. İltihaplı eklem romatizması sedef hastalığının bir komplikasyonu. Yani illa cildimizde bazı yaralar, bereler ve izler oluşmasını beklememek lazım. Hayır, genelde sedef hastalığı teşhisini koymak için deride bir takım belirtiler olmasını bekliyoruz. Evet. Genel kural budur. Ama bunun dışında nadiren tırnak belirtileriyle, yine nadiren de iltihaplı eklem romatizmasıyla başlar. Daha sonra da derideki o kızartı ve kepeklenmeler ortaya çıkacak. Peki fark ettik, ne yapacağız? Fark ettiğiniz takdirde, sedef hastalığı olduğundan şüphelendiğiniz takdirde veya derinizde bir kızartı, bir kepeklenme olduğunu gördüğünüz zaman, çevrenizde de böyle insanlar olabilir çünkü sedef hastalığı sık görülen bir hastalık. Toplumdaki sıklığı %1,5-2 gibi. Evet. Daha düşük bir orandan hesaplayacak olursak, Türkiye'nin nüfusunda 70 milyon olarak düşünecek olursak, Türkiye'de 700 bin sedef hastası vardır diye bir yaklaşımda bulunabiliriz. Sık görülen bir hastalık. Biraz önce dışarıda arkadaşlarla sohbet ederken onların da sedef hastalığı hakkında bilgileri olduğunu, bu çevrenizde de, Kanal 8'in çevresinde de sedef hastalarının olduğunu ifade ettiler. Nereye gitsek birkaç sedef hastasıyla karşılaşıyoruz. Evet. Hafif veya şiddetli. O denli hasta bunun farkında olacaktır ve mutlaka bir hekime gitmelidir. Bir dermatoloğa gitmelidir. Yine benim önerim, kimseye herhangi bir şey aşağılamada bulunmuyorum. Bir merkeze gitmelidir. Bir eğitim hastanesine gitmesini ben öneriyorum. Evet. Orada takip edilmesini öneriyorum. Çünkü takip edilmesi gereken bir hastalık. Tek bir muayene ile sedef hastasını kimse tedavi edemez. Tedavi eder, iyileşir hasta ama bir süre sonra tekrar geri gelecektir. Ben sedef hastalığı geçirdim lafını kullanmıyoruz. Daha çok ben sedef hastasıyım lafını kullanıyoruz çünkü. Ataklarla, iyileşme dönemleriyle hastalara normal yaşamlarını sürdürmeyi amaçlıyoruz biz hekimler olarak. Peki bu hatayı da yapıyorlar o zaman. Ben iyileştim deyip tedaviyi ve doktorla bırakıyor. Münasebeti kesiyor. Evet, tabii. Sedef hastalığında yılgınlık yok. Hastanın yılgınlığı yok. Öyle bir şey bahis konusu değil. Sedef hastalığında bir sac ayak biz öneriyoruz. Hastanın yakındaki en yakın kişi, bu evli değilse annesi babası kardeşi olabilir, evliyse eş olacaktır. Eş mutlaka sedef hastasına yardımcı destek olmalıdır. Bir de kendisine uygun hekim bulacak. Hekim de hastalığı manipüle edecek, yönetecek. Hastaları minimal belki lezyonla tedavi edecek. Bu arada cildini tedavi edeceğim diye başka yerlerini bozma riskine de girmeyecek. Girmeyecek. Çünkü sedef hastalığında kullanılan bazı ilaçların muhtemel yan etkileri var. O yan etkiler yönden o nedenle bir merkezde tedavi edilmelidir diyorum. Belli aralarla takip yapıyoruz. Kan testleri, karaciğer fonksiyonlarına bakıyoruz, böbrek fonksiyonlarına bakıyoruz. Bir takım testler uyguluyoruz. Efendim, misafirimizle sedef hastalığını konuşuyoruz. Burada bilinenler yanlış, doğrularını koyuyoruz yerine, bazılarını da eksik yapıyorlar, tamamlamaya çalışıyoruz. Efendim, vitiligo hastasıyım ben, tedavi için ne öneriyorsunuz demiş. Tabii evet. Konumuz değil galiba evet. Bu ama. Evet, ayrı bir hastalık. Ayrı bir hastalık. Vitiligo, derideki pigment yapan hücrelerin, erken dönemde derinin pigmentini yapan hücrelerin tembelleşmesi ve çalışmamasıyla, deride beyaz lekelerin oluşmasıyla seyreden bir hastalık. Hastalık eskidikçe de o hücreler de bir süre sonra kendini yok ediyor ve hastalık eskidikçe tedavide başarı oranı düşüyor. Vitiligo'da tedavisi zor olan bir hastalık ama asla tedavisiz bir hastalık değil. Benim önerim, buradan tabii bir sayın seyircimize bir yaklaşımda bulunmam mümkün değil, yine bir dermatoloğa gitmesini önerebilirim. Peki sedef hastaları için de aynı şeyi önerdiniz. Yani bir merkeze gidin. Merkez demek ne demek? Gittik işte doktora. Yetmez dediniz. Evet, yetmez. Benim merkezden kastettiğim bir üniversite hastanesi, bir eğitim hastanesi. Şartları, genel şartları iyi olan bir hastaneden bahsediyorum. Merkez sözüyle kastım budur. Evet. Bir de Türkiye'nin her yerinde üniversite hastanesi var. Her yerde var artık. Her yerde var üniversite hastaneleri. Evet, buradan var. Takibi neden önemli bu? Biraz önce de değindiğim gibi, uygun şekilde tedavi edilmeli, takip edilmeli hasta, kayıt altına alınmalı, eski bilgileri saklanmalı, değerlendirilmeli, daha öncesinde ne gibi tedaviler yapılmış, ileriye yönelik ne gibi projeler yapılabilir bu hasta hakkında, ne gibi kayıtlar tutulmuş, ne gibi laboratuvar bulguları elde edilmiş, bunların hepsinin kayıt altında olması gerekiyor ki
hastalarda biraz önce değindiğim gibi cildini düzeltelim diye başka yerini bozma riskine de girmeyelim. Hastaları uygun, güncel yöntemlerle tedavi edebiliriz. Bir arkadaşım Sivas'taki Balıklı Göl'e gitti. Çok iyi geldi. Ne tavsiye edersiniz demişim. Bunu biraz önce anlattığınız zaman önce öyle bir nehal. Ben soruyu yanıtlamış olmanıza rağmen bir daha soruyorum. Göndermiş çünkü seyircimize. Teşekkür ederim. Bir daha neler tedavi etmez? Söyleyin isterseniz. Şimdi Sivas'taki Balıklı Göl'ü ben de gittim gördüm. Orada havuzlar var. Havuzların içerisinde iki çeşit balık var. Balıklardan bir tanesi gelip lezyonlardaki kepekleri yok ediyor, yiyor onları. İkinci tür balık da gelip oradaki kızartıyı gagalayıp kanatıyor. Bunun mekanizması açık değil. Nasıl bir mekanizmayla orada iyileştiğini bilemiyoruz. Sedef hastalığı zaten kendi kendinde yok edebilen bir hastalık. Orada ultraviyole var. Sedef hastalığının tedavisinde ultraviyoleyi de kullanıyoruz. Belki ondan yararlanıyor. Oradaki ultraviyole dediğiniz havuza... Güneş. Açık havuzlar, güneş altında olan havuzlar. Bütün hastalar aynı havuzun içerisine giriyor ve balıklar hastayı kanatıyorlar. O kan vasıtasıyla, havuza bulaşan kan vasıtasıyla başka bulaşıcı hastalıkların diğer hastalara bulaşması son derece mümkün. Örneğin hepatit gibi hastalıkların, örneğin başka yine kan yoluyla bulaşan başka hastalıkların diğerlerine bulaşması mümkün. Bu nedenle kesinlikle ben Balıklı Göl'ü öneremiyorum. Çünkü etiyopatogenezini, etki mekanizmasını açıklayamadığım bir tedaviyi benim hastalarıma önermem doğal olarak mümkün değil. Başka ne iyi gelmiyor? Sedef hastaları için biraz önce bir kez daha vurgulamamı istiyorsunuz. Hocam ikide bir biraz önce deyip durma, çok önemli. Peki tamam. Yapıyor millet bu yanlışı ki sana anlattırıyoruz hocam. Bir tabii. Daha söyle. Nedir parayla mı yani hocam? Yok rica ederim. Teşekkür ederim. Biraz önce deyip duruyorsun, çok önemli. Bak bir daha söyle. Peki. Sedef hastalığını neler iyileştirmez? Hayır tekrar söylemek istiyorum. Sedef hastaları halk ilaçlarıyla iyileşmez. Eczacılar sedef hastalığını iyileştiremezler. Mezoterapiyle iyileşmez. Akupunkturla iyileşmez. Ozon tedavisiyle iyileşmez. Komşunun ilaçlarıyla da iyileşmez. Çok önemli. Evet. Ulan ona iyi gelmiş ama. O da iyi gelmiş amayla da iyileşmez. Çünkü her hastanın durumu farklı. Bazı hasta herhangi bir hastaya iyi gelen bir krem, bir ilaç diğer hastayı daha kötü duruma, yaygınlaşmasına, bütün deriye yayılmasına yol açabilir. Doğru olan Türkiye'nin imkanları artık tıp imkanları giderek gelişiyor. Her yerde hastane var. O nedenle en azından bir hastaneye müracaat etmelerini öneriyorum. Gerçekten son derece önemli Erkan Bey. Peki efendim devam ediyoruz. Bu arada tedavi yarıda bırakıyorlarmış. Önemli bir yanlış. Onu da bir daha uyarı vesilesi yapalım tabii isterseniz. Tabii hayır o konuya da değil. Tedavi görüyorlar, iyileşme hissediyorlar. İyileşme hissediyor, iyileştim diye bırakıyor. Bir süre sonra doktoruna da gitmiyor artık. Bir süre sonra yeni bir atak yapıyor. Yeni atakta artık o zaman yapması gereken tekrar doktoruna gitmesi gerekiyor hastanın. Biraz önce değindim. Sedef hastalarında yılgınlık yok. Evet. Hasta gelir, hocam işte ben 20 senedir sedefliyim. Artık bıktım uğraşmaktan sedef hastalığıyla. Gitmiyorum. Kendi kendime bir takım yollar buldum. İşte vazelinle kortizonlu merhemleri karıştırıp bütün cildime sürüyorum ve problemlerin giderek daha fazla arttı. En sonunda sana geldim diye. Yılgınlık yok sedef hastalığında. Hastalığıyla mücadele etmesi lazım. Bir hekime veya bir gruba bağlanması, o grubun o hekimin önerisiyle tedavisini yürütmesi gerekiyor. 4 yıl araştırma hastanesinde vitiligo tedavisi gördüm. Bir ev parası gitti, olumlu tek sonuç alamadım diyor bir seyircimiz. Biraz önce değil mi? Başka bir hastalık ama evet. Peki. Tekrar bu konuya tekrar değinmek isterim. Vitiligo tedavisi gerçekten tedavide başarı oranı düşük olan bir hastalık. %35'ler 45'lerden bahsediyoruz. Hastalık eskidikçe de maalesef tedavide başarı oranı düşebilir. Ama ben tekrar vurgulamak isterim ki vitiligo da tedavi edilebilir bir hastalık. Ama tedavide başarı oranı %100 değil hiçbir zaman. Alparslan Bey, göğüs kısmımda kızarıklık ve kaşıntı oluşuyor. Aşırı kıl var. Kılları kesince kaşıntı ve kızarıklık geçiyor. Demiş. Ne diyorsunuz? Sanıyorum başka bir hastalıktan söz ediyor. Yağlı cilt egzaması diye bir egzama türümüz var. Göğüs bölgesinde yerleşiyor. Cildin yağlı olmasıyla karakterli. Sanıyorum başka bir hastalıktan, seborik dermatitten söz ediyor. Böyle bir şey olabilir. Yine bir uzmanın görmesi lazım. Kesinlikle, buradan bir şey diyemeyiz herhalde. Kesinlikle katılıyorum. Efendim tedavisi yok. Ölene kadar gider herhalde bu. Öyle mi anlamak lazım? Demiş bir seyircimiz. Evet, sedef hastalığı da aynı hipertansiyon gibi, diyabet gibi genellikle yaşam boyu devam eden bir hastalık. Evet. Burada hekimin amacı sedef hastasını minimal lezyonla veya hiç lezyonsuz
başka problemler açmadan, cildini düzelteceğim diye başka problemlere yol açmadan tedavi etmeye çalışmak. Vücudun olması. Farklı yerlerinde çıkıp kaybolmasının sebepleri nelerdir demiş Murat Özdemir. Sedef hastalığında derinin bazı bölgeleri hedef gösteriliyor. Gidip o hedefi seçiyor tesadüfen. Evet. Ve da aynı bölgede lezyon iyileşse bile bir süre sonra hatıra hücreleri dediğimiz hücreler vasıtasıyla yine aynı bölgede çıkma eğilimindedir. Ama vücudun her yerinde çıkabilir sedef hastalığı. Öyle hastalarımız var ki derisinde bir santimetre kare bile sağlam deri kalmamış hastalarımız var. Eriptodermi diyoruz bu tabloya biz. Bazen bütün vücudu da kaplayabiliyor. Mukozalar hariç. Evet. Ağız mukozası hariç. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve uyarılarınız için. Ben de çok kolaylıklar, başarılar ve sağlıklı günler diliyoruz size. Ben de çok teşekkür ediyorum Erkan Bey. Bana bu imkanı verdiğiniz için. Estağfurullah. Efendim 29 Ekim'e denk gelmişti. Sedef hastalığıyla mücadele günü. Kaybolup gitmesine gönlümüz razı olmadı gündemin arasında. Bugün uyarmak için geldik karşınıza. Reklamlar var yayın akışımızda. Reklamlardan hemen sonra bir daha geleceğiz karşınıza. Reklamlar da bizdendir. Ona da bize gösterdiğiniz ilgiyi göstermenizi istirham ediyoruz efendim.